1 Mart tezkeresinin 20. yılı artçı depremler. Varsayalım cuma konuşma metnini hazırlamadan içeriğini istişare ederek fikir danışmış olayım. Yarın bir konuşma hazırlamak istiyorum. 28 Şubat muhtırası ve 1 Mart tezkeresinin yıl dönümleri. Metinde AKP yönetimini tezkereden dolayı suçlayacağım. Çünkü Refah Partisi'nin mirasına sırt çevirerek ABD çizgisinde siyaset yaptı. Sonraki 20 yılda AKP döneminde eleştirdiğimiz birçok siyasetin de aslında 1 Mart tezkeresinin artçı depremi olduğu yorumunu yapmak istiyorum. Bugün 28 Şubat'ın yıl dönümünde savcı Sabih Kanadoğlu ölmüş. Hukuk düzenbazlıklarında rey sahibiydi. Bu da manidar bir tevafuk. Ve 28 Şubat 2023'te gün batarken, varoluş kuşağı dersi yaparken, ders Zoom'dan yayınlanırken, o sırada Kayseri'de ard arda deprem oldu iki kez. Dershanenin bulunduğu caddede Maraş depreminde ağır hasar alan bina o gün belediyece yıkıldı. Bu da hükümetin imar politikasındaki dürüst olmayan, yolsuzluklarının sonucu yaşadığımız bir enkaz. Nedir fikriniz diye sorduğumu varsayın. Kişinin tavsiyesi, kurgu, hutbede siyasi konulara girmeniz gerekmediğini düşünüyorum. Siyaset havında konuşmak hem kutuplaştırıcı hem de hassas bir konu olabilir. Dini bir konuşmada ancak tarafsız ve objektif bilgiler vermekten başka bir şey yapılmamalı. 28 Şubat süreci, 1997'de Refahyol hükümetinin istifasına yol açan ve Türkiye'de pek çok alanda değişikliklere neden olan bir süreçti. 1 Mart tezkeresi 2003 yılında Irak'a müdahale etmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine AK Parti hükümetinin TBMM'ye sunduğu ancak reddedilen bir tezkeredir. Bunu ancak camiden çıkınca yakınlarınızla konuşmanız doğru olabilir. Yani etliye sütlüye bulaşmadan, öyle kuş dili metaforlarına bulaşmadan, devrik cümlelerle kasılmadan, sıradan bir yazı konuşmadan kopan bir havaya girmeden, arkanızda Arke'nin resminin bulunduğu bir parti merkezinde ortalık dilini rahatça kullanarak böyle bir konuşma yapmamız isteniyor. Ha? Temir Partisi konseptini böyle sıradanlaştırmamız. Sayın Başkan, değerli konuklar. Bugün burada bir yıl dönümünü anmak için toplanmış bulunuyoruz. 28 Şubat ve 1 Mart tezkeresinin yıl dönümleri, Türkiye'nin yakın tarihinde önemli olaylardan biridir. Ancak, maalesef bu olaylar bugün hala ülkemizin siyasi ve sosyal hayatını etkilemeye devam ediyor. Bugün burada, 28 Şubat ve 1 Mart tezkeresinin yıl dönümünü anmak için toplanmış olmamızın sebebi, bu olayların Türkiye'nin demokrasisine verdiği zararı hatırlatmaktır. Ancak, bu olaylar sadece Türkiye'nin demokrasisine zarar vermekte kalmamış, aynı zamanda ülkemizin siyasi hayatında da birçok köklü değişikliğe neden olmuştur. Ne yazık ki, AK Parti yönetimi de bu değişikliklerin bir parçasıdır. Refah Partisi'nin mirasına sırt çevirerek, AK Parti hükümeti Amerika Birleşik Devletleri çizgisinde siyaset yapmıştır. AK Parti dönemindeki birçok eleştirilen siyasi olayın 1 Mart tezkeresinin artçı depremi olduğunu hatırlamak önemlidir. 28 Şubat'ın 26 yıl dönümünde, savcı Sabih'in ölümünün de manidar olduğunu düşünüyorum. Bu olayın bir anlamda, o dönemin hükümetlerinin ifade özgürlüğüne getirdiği kısıtlamaların acı bir sonucu olduğunu hatırlatıyor. Ve son olarak, varoluş kuşağı etkinliğimizde yaşadığımız bir olaydan da bugün bahsetmek istiyorum. 28 Şubat akşamı Zoom üzerinden yapılan etkinliğimizde, Kayseri'de iki kez deprem oldu. 6 Şubat, Nur Dağları depreminde ağır hasar gören bir binanın belediye iş makinelerince yıkılması da bugün tamamlandı. Bu olay, hükümetin imar politikasındaki dürüst olmayan yolsuzluklarının sonucu olarak yaşadığımız bir deprem enkazıdır. Nur Dağı kasabasının müteahhit belediye başkanını tutuklamak zorunda kaldılar. Dün de mecliste bir deprem soruşturması için karar alındı. Bugün burada, Türkiye'nin demokratik değerlerine bir sahip çıkmanın önemini hatırlatmak istiyorum. Ana nasıl sıradanlaştık bir anda bu cümleyle.
28 Şubat ve 1 Mart tezkeresinin yıl dönümü, Türkiye'nin demokratik geleceği için bir fırsattır. Ancak, bu fırsatı değerlendirebilmek için, ülkemizin siyasi liderleri ve vatandaşları olarak, birlikte çalışmamız gerekiyor. Artık altılı masaya davet edilebiliriz. Teşekkür ederim. Başın bağları ağladı diye besbelli.